Sicilya Devleti aslında iki eski krallığın birleşiminden doğdu. Naples ve Sicilya. Bunlar birleşti. Sardinya Piedmont'un Garibaldi'nin önderliğinde İtalya'yı birleştirene dek Sicilya bu bölgede bir güç olarak ayakta kaldı. Birleşmeden sonra kuzeydeki yöneticiler ve sanayi patronları güneyin sanayileşmesini pek önemsemedi. Güney her zaman tarımsal ve ülkenin fakir tarafı olarak kaldı. Kuzeydeki sanayi tarafından açlığa terk edildi. Yıllar geçip tarihler Weltkrieg'in başlangıcını gösterdiğinde İtalya İngilizlerin yanında olmayı seçti. Ama bu kendileri için pek iyi bir karar olmadı. Barış anlaşmalarından önce Avusturyalıların Venedik'i işgal etmesini sağlayacak bir beyaz barış yapıldı. Ardındansa müzakerelerde Venedik Avusturya'nın elinde kaldı. Ülkedeki cumhuriyetçiler, liberaller, sosyalistler herkes birlikte ayaklandı ve kralı Sardinya adasına kovdu. Anakarada kısa bir süre barış rüzgarı esse de ardından iç savaşın çıkacağı kesinleşti ve kuzeydeki sanayi bölgelerindeki işçiler ayaklanarak sosyalist devrimi İtalya'ya yaymak istediler. Avusturyalılar kendi nüfuzlarındaki Venedik'te kurdukları İtalyan Cumhuriyeti'ne, İtalyan Federasyonu'na katılmamız karşılığında, yani bir nevi onların altında olmamız karşılığında bize yardım edeceklerini söylediler ve başta bu gerçekten de gerçekleşti. İtalyan Federasyonu altında birleşmiş Güney, Roma ve Kuzeydeki Cumhuriyet ufak başarılar elde etti. Avusturya, Lombardiya bölgesini işgal etmeyi başardı. Ama savaş iki tarafı da oldukça yıprattığı için Beyaz Barış imzalanmak zorunda kaldı. Bu savaşta bizim için herhangi bir zaferden söz edilemedi ama en azından kayıplar yaşamadık. Yıllar geçip 1927'yi gösterdiğinde sosyalist taraf yeniden savaş naraları atmaya başlayınca Avusturya halihazırda içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı İtalyan Federasyonu'na karşı bu savaş nidalarını duyunca bize pek yardım etmeyeceğini duyurdu. Biz ise İtalyan Federasyonu'nun nasıl bir yalan olduğunu farkına vardık ve Papalık ve İki Sicilya Devleti olarak bu federasyondan ayrıldık. Şimdi ise Avusturya'nın nüfuzunda kalmış tek yer kuzeydeki cumhuriyet, güneyde az sanayileşmiş bir bölge olarak sosyalist tehdide karşıyız. Duracak tek kişiyiz. Kaiser Reich'a geçip hikayeye baktığımıza göre artık videonun geri kalanına Kaiser Redux'tan devam edebiliriz. Az önce de söylediğim gibi Güney pek sanayileşebilmiş bir yer değil. Bu yüzden işe öncelikle sanayileşme adımlarıyla başlayacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakmak gerekirse, anladığım kadarıyla başımızdaki adam Fransa'daki Bourbon hanedanına ait. Tabii şu an Fransa'da değiller ama, kolonyal Fransa'da da değiller ama, her neyse. Ülkemizin hedefleri belirsiz. Hangi yöne ilerleyeceğimiz bir soru işareti. Bunun bize kattığı devaflar var. Küçük ekonomimizin batmaması ve devlete biraz katkı sağlamak için şu ana kadar tersanelerimizde yabancılar için gemiler ürettik ve sattık. Bunun gerçekten de bize anlamlı bir gelir kapısı yaratmış olsa da büyük bir donanmamız olması için büyük bir engel. Ülkedeki toprakların çoğu büyük toprak sahiplerine ait. Ve tabii ki de Güney İtalya deyince akla gelen, Sicilya deyince akla gelen ilk şey İtalya'daki mafya sorunu. Bakalım bunların hepsini düzeltip devletimizi endüstrialize edip sonra İtalya'yı yeniden birleştirebilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Hikayesine bakmak için Kaiser Reich moduna geçmeme gerek yokmuş çünkü orada oyunun başında gelen hikaye burada bir event şeklinde karşımıza çıktı. Sicilya Krallığı 1921'den beri Hristiyan Demokratlar tarafından yönetiliyor. 1927'de yapılmaya çalışılan toprak reformunun başarısızlığı güçlerini oldukça sarsmış olsa da hala başımızdalar. Ama ülkede yükselen Azio Merodelli gibi isimler siyasetin tamamen değişmesine sebep olabilir ve demokrasinin korunamayacağını şu anda tahmin etmek zor. İtalyan akarasındaki her gücün gerçekleştirmek istediği o olay ikinci Risorgimento. Risorgimento bildiğiniz üzere bütün küçük İtalyan devletlerinin birleşip tek bir güç olmasıydı.
Ve şu anda İtalya'daki herkes bunu yeniden gerçekleştirmek istiyor. Giderek gerilen ortamda savaşa hazır olmalı ve İtalya'daki yerimizi kesinleştirmeliyiz. Bir kez daha Alman ekonomik çöküşünün bütün dünyayı bir krize sürüklemesine şahit oluyoruz. Zaten mafyalarla başımız beladayken ve henüz sanayi erişemediğimiz için halkımız fakirken çıkan bu büyük kriz bizi daha da kötü etkiliyor ve ülkedeki suç oranları hızla artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar sadece özellikle Piedmont'tan kalma soyluları para karşılığında koruyan bu örgüt, ekonomik krizin derinleşmesi, işsizliğin giderek artmasıyla üye topladı ve giderek güçlendi. Şimdi ise hükümete karşı yapılacak bir darbeyi neredeyse meşru görme seviyesine geldi. Cumhuriyetçiler ve Savoy Hanedanı'nın gerici eski günleri özleyen üyelerinin sürgünden veya direkt ülkenin içinden bunlara para ayırması da güçlerinin artışını oldukça kolaylaştırıyor. Julius Evola'nın oldukça sadık bir destekçisi konumunda. Evola'nın hükümet belgelerine göre gizemli bilgi olarak adlandırdığı bir şeyi bulmak için kendine ait gizli servisini giderek genişlettiği konusunda halka söylentiler var. Ama bizim kendi istihbaratımız buna zıt yönde bir bildiri vererek ne Sicilya'da ne Sardinya'da bir üye artışı olmadığını söylüyor. Bunun kendi gücü artmamış olsa da çok güçlü bağlantıları olduğu kesin ve meclisteki bazı kesimler bunun halkta uygunsuzluğu yaydığı için peşinden gidilmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyor. Daha sağcı kesimler UR grubuna odaklanmayı söylerken daha sol kanata yakın kişiler asıl lejyona odaklanması gerektiğini düşünüyor. Malara belirli düzeyde bir kaynak ayırmamız gerektiği kesin. Hatta mümkünse ikisine beraber savaşmalıyız. Ama şu anda maalesef buna kaynak ayıracak güce sahip değiliz. Sicilya Krallığı'nın kuruluşundan bu yana parlamentoda güçlü esaslara sahip olan kesim sosyal muhafazakarlar ve liberallerdi. Ama şimdi aşırı sağın yükselmesiyle Liberal Parti ve Demokrat Parti bir ittifak oluşturmaya karar verdi. Asil Uyanış Lejyonu hükümetin yabancı kapitalistlere ve sosyalistlere İtalya halkından daha fazla önem verdiğini öne sürerek Naples'e doğru bir yürüyüş ilan etti. Lejyon bölgedeki diğer kuruluş ve alt birliklerle de işbirliği yaparak Naples'e doğru ilerliyor. Ne kadar fazla güçleri olabilir ki? Yaklaşık 11 bin silahlı adam devlet yöneticilerinin teslim olmasını söyleyerek Naples'e ve Kongre binasına doğru yürüyor. Peki şimdi ne olacak? Kral ülkede kalıp bir direniş mi sergileyecek yoksa kaçacak mı? Başımızdaki adam direniş sergileyebilecek kadar güçlü biri değil. Kendisi ülkeden kaçıyor. Lejyon yürüyüşü tamamladı ve gücü ele geçirdi. Şimdi bizi neler bekliyor belirsiz. Aman tanrım. Bayrağımız değişti. Artık ülke aşırı sağ partiler tarafından yönetiliyor. Ve başımıza Julius Evola geçmiş durumda. Baron Julius Evola Avrupa'nın ve belki de dünyanın tartışmalı siyasi filozoflarından biri. Radikal gelenekçilik, lejyonerlik ve aşırı sağcılık olarak adlandırılan bir ideolojiye kendini adamış durumda. Ve modern toplumun Hinduizmin veya karanlık ve kaos çağı olarak adlandırdığı çağda yaşadığına inanıyor. Teton Şövalyeleri, Roma İmparatorluğu ve Antik Sparta gibi savaşçı toplumlara hayranlık duyan Evola hem kapitalizme hem de sosyalizme bulunan tüketim kültürüne tamamen karşı. Kendisi çileciliği temel alan bu iki fikre karşı olan antik Avrupa geleneğinin yeniden canlandırılması gerektiğini düşünüyor ve bu konuda kilisenin uysallığını küçümseyerek antik Roma ve Yunan dinlerine benzer inançlı spiritüalizmin ve antimateryalizmin Avrupa'da yükselmesi gerektiğini savunuyor. Peki bu kimi kişinin manyak, kimisinin delirmiş dediği adam Sicilya'yı nereye götürecek? Bunu göreceğiz. Avrupa'ya yeni bir düzen getirmek için bu düzensiz ordu oldukça yetersiz. O yüzden bize en sadık adamlardan yeni bir şövalye grubu oluşturuyoruz.
Kutsal Kase Şövalyeleri. Papalık ekonomik krizle tek başına başa çıkamamış ve borcu falan çok fazla birikmiş ve bizden yardım istiyor. Ama hayır, ben yardım etmeyi reddediyorum. Zaten biz ekonomik olarak kötü bir durumdayız. Bir de başkalarına yardım edecek halimiz yok. Ve oynadığımız karakterin ideallerine de bu oldukça uzak. Hint savaşı başladı. Uyuyan dev sonsuza kadar uyumaya devam edecek gibi gözüküyor. O kadar kötü ki 1936'da basmaya başladığımız ilk fabrika şu an daha yeni yere indi. Evet, İlk fabrikamız. Bunda ekonomik sorunlarımızı çözmeyi başardık ve artık daha düzgün bir ekonomiyi daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz. İtalya'dan kalan eski aristokratları topluyoruz. Bize olan ekonomik destekleri karşılığında onların diplomasideki yerlerini sağlamlaştırıyoruz. Gerçek bir kral getirmenin zamanı geldi. 3. Emanuel'i ülkenin başına. Ülkenin artık iki yöneticisi var. Biri kral, biri ise Jules Evola. Hristiyanlığa karşı çıkıp halkımıza doğru yolu göstereceğiz. Spiritualizm ve diğer inançlar işte. Spiritualizmdir, antik Roma inançlarıdır, panteizmdir. Hristiyanlığı yıkıp bunları geri getireceğiz anladığım kadarıyla. Ülkemizdeki Katolikler isyan ediyor. Tabii ki bu bizim için oldukça kötü ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sicilya mafyası bölge üzerindeki yönetimimize karşı çıkmak için yerel isyanlarla birlikte hareket ediyor. Mafya haksız kazançlarını devam ettirmek ve bölgedeki gücünü korumak istiyor. Peki ne yapacağız? Bedeli ne olursa olsun asker yollayacağız Sicilya'ya. Mafyalarla girilen çatışmalar ve diğer birçok farklı olay Palermo'da resmen bir kıyamete, bir felakete yol açıyor. Çok askerimiz orada ölüyor. Keşke save alsaydım. Abi gerçekten buraya asker sokmaya karar verdiğimiz için benim sıfırdan mı başlamam gerekecek? Evet, tam olarak yeni bir save değil. 36'nın ortalarından bir save'im vardır. Oradan devam ederek yeniden buraya geldik. Bu sefer mafyaya daha hafif davranacağız. Mafyaya askersizleştireceğiz. Ve de yeni hükümetin ve yeni yasaların kurulmasının ardından Katolik karşı devrimci gruplar diyerek güç kazanmaya başladı. Din karşıtı politikalar güdüyoruz biz de. İdealize ve antik Roma'daki gibi dünyanın geri kalanına göre oldukça disiplinli ve güçlü olan yeni bir ordu kuruyoruz. Kızın tüketime dayanan alışkanlıklarını değiştirip onların yeniden olması gerektiği gibi çileciliği öven bir hale getireceğiz. Dünya savaşı başladı, daha İtalya'da savaş başlamadı. Ben önce ekonomiye odaklandım. Savaşı yakında ben başlatacağım da sosyalistlerin başlatmasını bekliyordum, adamlar hiçbir şey yapmadı. Olsun ki her seferinde iç savaşı başlatan sosyalistler bu sefer başlatmamaya karar verdiği ve dünya savaşına katıldığı için İtalya'yı birleştirmek istiyorsak dünya savaşını kazanmamız gerekecek. Kutsal bir kas sistemi getiriyoruz ülkeye. Değil, kölelik mölelik de serbest. Değişik. Herhalde şey sistemi mi? Oh. O vardı ya Roma'da, bir köleler, vatandaşlar, bir de özgür adamlar. Bilimin anasını ağlatmaya devam ediyor ve ülkeye şeyi geri getiriyoruz. Bence getirelim, merak ediyorum ne olacak bakalım. Bence kimyadan simyaya geri dönüş yapıyoruz artık. Güzel, ülkedeki bilimi de bitiriyoruz. İtalya'yı birleştirmek için dünya savaşına dahil oluyoruz. Umuyorum ki Avusturya da bir an önce bu savaşa katılır. Çünkü Avusturya katılmadan biz bu savaşı kazanamayız. Avusturya'nın 2. Dünya Savaşı'na Almanların yanında katılması lazım. Yoksa savaş pek kazanılabilirmiş gibi gözükmüyor. Çıkarma yemişiz. Harika. Önce girip sürtmemiz lazım. Dur, bir yayılmasına izin vereceğim.
Sonra daha rahat geri iteceğimi düşünüyorum böyle bir şey yaparsa. Avusturya ile Almanya, Fransa'yı iterse savaşı kazanırız. Avusturya ile Almanya yenilirse yeniliriz. %20 atak, defans, kor toprakta çok güzel. Hadi geri itiyoruz düşmanı. Şey yapmadan sadece Alman'ın ya da diğerlerinin bir şeyler yapmasını bekliyorum ki Alman da yani Batı'yı bir tık toparladı gibi olsa da Doğu'da durum ortada. Ne? Kanada? Aa, asker yok İngiliz anak arasında herhalde Kanada'da ilerliyor boş toprakta. Of. Gerçekten Alman'ın yapamadığını, Alman Fransa'yı düşüremeden adam. Baksana dediğim gibi Britanya yavaş yavaş ince ince geri itmeye başladı Kanada'yı. Der demez bir parça geri itti. Ama yok Kanada şuralara gelmişti. Buradan geri toparladı. Muhtemelen geri ittirir o adam Kanada'yı da Fransa buradan kurtulamaz. Abi biz de bir işe yarayalım artık. İtin şundan Fransa'yı. Arkadaşlar böyle hileyle bir iki bir şey yapmış olabilirim. Çünkü abi cephede kaybetmedik biz. Masada kaybettik. Masada kaybettiğimiz için de çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Benden masada kaybetmemizi düzelttim. Bir de üçüncü Roma mı? Roma İmparatorluğu mu? Bu mu? Bence direkt Roma İmparatorluğu ya. Roma is come back.